Merhabalar efendim, GTA 4 The Last Stand'in final bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün final olacağını düşünüyorum. Çünkü sadece 2 görevim kaldı ve zaten final yaparım. Sonuna kadar giderim. Az çok tahmin edebiliyorum ilerideki görevlerin ne olacağını. Malum Jim olayı var. Elmas takası görevinden sonra ana oyunda Ray Nico'ya git şu motorcuları öldür diye Jim'i öldürtmeye gönderiyordu. Jim ölecek. Muhtemelen bir görev belki onunla alakalı olabilir ya da işte Johnny'ye bir telefon gelebilir sadece bu konu hakkında bilemiyorum. Onun dışında son görevinde Johnny'nin peşine birilerinin düşeceğini düşünüyorum. Çünkü en son dediğim gibi Ray o görevden sonra Nico'ya bir arama atıyor. Jim'i öldürttükten sonra işte çete liderlerinin de peşine düşeceğiz. Johnny'nin de peşine düşeceğiz. Halledilecek diye bir mesaj ya da arama atıldığını hatırlıyorum. Bakalım Johnny'ye bu bölümde neler olacak? Ölecek mi? Kalacak mı? Ne olacak? Bakalım göreceğiz efendim. O zaman efendim daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet efendim, en son Brian'ın evine gelmiştim ben kaydetmek için. Burası da mübarek bok götürüyor, hani güvenli ev diye geçiyor biliyorsunuz. Ama burada adam veba kapar, hani şu burası. Ondan sonra tuvaleti vardı, dur lan. Televizyonu bile kırık. Dur bir dakika, gideceğim oraya şimdi. Şuna baksanıza ya, yemin ederim şunlara bakınca midem bulandı. Aşağıda daha kötüsü vardı sanki. Mesela bak, burayı bok götürüyor. Yerde böcekler geziyor. Heh. Şuraya bakar mısınız Allah rızası için? Şu ne mesela? Birisi buraya iç organlarından bir tanesini mi bıraktı mesela? Şu tuvaletteki ne? Ya bu bok değil, bu boktan daha fazlası bence. Neyse, daha fazla uzatmayacağım. Son görevlere doğru gideceğiz artık. Ben bir zırh mırh alayım çünkü bayağı peşimize birileri takılır diye düşünüyorum efendim. Bu Ray Buccino. Demiştiler ki en sonki görevde Jim'den bir mesaj almıştım. Ray'in orada buluşalım dedi. Bana sorarsanız Jim çoktan öldü. Jim'in telefonundan Ray'e bir mesaj atıldı ve bana burada suikast düzenlenecek. Ben bu şekilde tahmin ediyorum, bakalım nasıl olacak. Evet. Ya. Ruh hastası mısın? Oğlum oradan gelip bana şey çarpan sensin, nasıl I can't believe it, yani inan yani, o frene basmıyorsun, salak mısın, neyse manyak karı. Tam da diyordum ne güzel geldik mekanını bu zındığın diyecektim, diyemedim, çarptı. Neyse geldik bakalım zındığın mekanına. Buna değdi mi? Well, look who it is. Yok lan, suikast düzenlemedi. How you doing, tough guy? What's your problem? I told you not to get too fucking clever. What? Oh, you gotta be kidding. Stop. Ama öldürmeye niyetli. Downstairs. Okay, I'm going. Sakın bana Jim'in cesedini That's gösterme. Right. Gentlemen, what the fuck is going on here? Fucking hell! Stop that shit, asshole! Anything yet? Nah. Burn him again. Ben Nico öldürdü zannediyordum. Where's my fucking stuff? You see, genius over here would rather get creme brulee before he dies. Hopefully you ain't so stupid. Where's my stuff? I don't know what you're talking about. Jim daha ölmemiş. What are you, fucking death? Where's my fucking stuff? I don't know. Who do you think you're bullshitting? A bullshitter? That's funny. You're gonna have to cut that shit out, Ray. It's not fucking cool. I fucked Ashley, my friend, and now I'm gonna fuck you. Where's my fucking stuff? Fuck off, Ray. Go ahead. Ray kolaylıkla bence o adamı yani sıkar. No. I'll cut him. No. I can get the bat the fuck off. Back up! Go ahead. Go ahead! Go ahead, run like a couple of girls! Billy was right about both of yous! Backstabbing fools. God, I got guys on every corner! Where you gonna go? I'll see you later! I gotta go talk to Ashley. I'm gonna go get the fucking brothers. En azından adamı önemsedi, onu da önemsemeyecek falan zannettim Ray. Bu arada Jim hala yaşıyor. Ashley ile buluşmaya gideceğim. Motor yok. Şu arabayı alayım. Şu fındık arabayı alayım. Motor olsaydı iyiydi ya.
Neyse. Gidelim bakalım. Aa, ben Jim öldü zannediyordum. Jim daha ölmemiş. O zaman daha vermedi mi görevi Nico'ya? Buradan sonra mı acaba Ray git öldür diyor. Ashley'i bulmaya bir dakika dur. Buradan Ashley'i bir arasam, Angus'u arasam giderken. Bence açarlar, bir şeyler olur ya. Nasıl please leave a message? Aç lan şu telefonunu. Kimse açmıyor. Abi bu arada o Jim'e yaptıkları, yani ne bileyim, dehşete düştüm ya. Adamın suratını resmen hürmüzle yaktı. Hürmüz diyorum ya. Nasıl bir canilik bu? Bir de gülüyorlar, dalga geçiyorlar. Hani geçen bölümde demiştim ya. İşte Pegorino Ray'i kullanıyor. Ray en alt tabaka, Nico ve Johnny'i kullanıyor diye. Hani nasıl yani eziyet ediyorlar, görüyorsunuz değil mi? Dediğim gibi yani herkes gücünün yettiğine baskı yapıyor. Pegorino'da da onun... Pegorino'da... Aha, telefon araması geliyor. Cızır cızır. Aralan artık. Niye arama gelmedi? Cızır cızır etti. Gelecek zannettim arama yani. Neden gelmedi? Cızır cızır edince açıyor. Aha, Ashley arıyor. Sakın Ray açmasın. Of course he is, baby. Thanks for the heads up. Meet me outside the house, okay? I'll be there if I'm still walking. I'll wait, baby. Tamam. Sanırım bu da... Pardon efendim, birden kulaklığım kapanıverdi, tekrardan açtım. En son Jim'den mesaj gelmişti. Bunlar sıkık zamanlar kanka. Boktan işler zorlaşırsa yardım etmeleri için Terry ve Clay'i almayı unutma. Tamam, teşekkür ederim. Seni bu arada arasam açabilir misin? Durumun nasıl? Sen ayrı yöne kaçtın. Lan! Bu hastalara öyle dangadanak gelinir mi? Ha, bu da onun koluymuş ya. Aynen. Ne yazık ki öyle. Kimi arayacaktım, ne yapacaktım? Aynen, Clay. Clay. Onları arayacaktım. Gelin abi. Terry, Clay. Yardım lazım. Clay, Matt. What would you do if you had an unknown number of mobster hitmen on your tail? Yardım mı çağırdın? If I call me, then I'd lead those suckers over to Kanicki Avenue maybe. Then I'd hope the hell my friends was waiting for me. Geliyorlar. Tamam. Onlara ulaşabilirsen. Onların yanına mı gitmem lazım? Dur. Ya abi. Niye böyle yapıyorsun? Gerçekten bak. Hadi. Tamam. Nice. Şimdi bunlar haritanın neresindeler? Uzaktalar mı? Onlara ulaşabilirsen sana yardım edebilirler dedi. Onlar nerede? Arkamdan geliyor gene. Sizi ben daha görmedim. Dur. Yavaş. Bok mu var arasını satayım, o kadar çok sıkıyorsun. Göster lan kafanı. Ebenin Nika oradan oraya pompalıyor. O kadar da canımı götürme be. Bir grup daha gelecek. Sanırım da karşımdan gelecek. Bakalım. Bayağı da uzaktalarmış. Binelim arabaya. Biz de onlara doğru sürelim. Yalnız öldürmeseler beni bari bu görevde. Öldü. Okey. Hoş geldiniz. Ashley'le bulaşmaya gideceğiz. Çığlık atmayın da gelin. Motorunuza mı biniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben de fındık arabayla gidiyorum işte. Başka motoru bulamadım. What's going on? I'm sorry. For which bit? For everything. He told me everything. Me and Ray ain't friends no more. Yeah, me and Ray neither, sugar. Johnny, I got some bad news. Jim, he ain't... Oh, no. Oh, man. Not Jim. Fuck this. Angus is crippled, and Billy gone insane, and now Jim's dead. I guess that's what they call payback. You got me. I don't got you.
Crystal got a guy you, babe. Johnny, I'm gonna quit. Seni anladım değil de sana sahibim demek istedi galiba orada. Yanlış bir çeviri var gibi geldi. It's my fault I'm a fucking moron. I'm gonna go to rehab. Straighten myself out. Anyhow, he told me you wouldn't get hurt. I wouldn't have done it otherwise. Yeah? Well, why shouldn't I kill you? Why bother? I'd be better off dead. But Johnny, Ray ain't the problem. What are you talking about? Are you telling me that a backstabbing mob guy who wants to kill me ain't the problem? It's Billy. Ugh. See, it's Billy. Ray, it turns out that Billy was trying to poison him against you, and now apparently Billy's going states. He's gonna blame you. I'm sorry. Well, what now? You gotta get someone to help you. Maybe that congressman. Maybe. We'll see. Go on and get out of here. I love you, Johnny Kay. You're speaking a foreign language to me now, lady. Now get the fuck out of here. Ne diyeyim? Tam da arayayım diyordum o arada. I'm not in the mood to do any killing for the supposed elite today. You're gonna have to get your own hands dirty, Stubbs. Oh, spare me the lectures. This is important, Jonathan. Important enough for me to come down from my ivory tower and rub elbows with you blue-collar types on the wrong side of the West River. Meet me at your clubhouse. I drink single malt. Stubbs. Direkt görev burada başlıyor. Bu sanırım final görevim. Şurada insan simgeleri var ama onlar mesela şurada. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Yan görev falan olabilir belki. Girelim bakalım göreve neler olacak. Milletvekili bize yardım edecek mi bu konuda? Hadi bakalım. Kaybolun. Evet. Bu sefer giyiniksin. Not quite sure I meet the dress code. But I think I like the smoking policy. What the fuck do you want? Now, is that any way to treat a friend? Are we friends? Well, I think pardon so. Böleceğim ama görevler ilerledikçe ben bu mekanın bayağı boşaldığını fark etmiştim. Bunu da bir söylemek istiyorum. Oh, not particularly. But listen, your friend, Ray. Arkadaşımız değil artık. Why not? Apparently he and a lot of his associates under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do, stay away from him. What about Billy Gray? Yes, well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Thinks he can help pin a major drug dealing ring on you and your buddy in the chair. Thinks he's going into the witness protection program. And if he collars you, you'll do 15 years and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs. But he's on the inside. Yeah, I know. And there's currently very large walls and armed guards between me and him. Yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. If you get into trouble, you call me when you get there. I might have something to help you with it. Good. I'll need it. Hey, one more thing, Stubbs. Why are you doing this? I told you. I was good for a favor. Evet, gidelim bakalım. Ay pardon, işaretime doğru gidiyormuşum. Taksi kullanmadan gideceğim. Dediğiniz gibi. Şu işareti de şuradan kaldırayım da kafam karışmasın. Şimdi Stubbs bize yardım ediyor. Sanırım ona yaptığımız iyiliklerden ötürü. Bilmiyorum. Öyle demişti. Benim arkamı kollayanın arkasını kollarım mı demişti. Vallahi bak sözleri hatırlamıyorum ya. Bazı insanlar çok güzel replikleri ezberliyor. Tek seferde ezberliyor. Ben yapamıyorum gerçekten. Çok büyük bir eksik benim için. Peki bu yolda bu arada bir Ashley'i falan arasak bir şey der mi? Bir şey diyeyim mi? İnsanlar sevgililerini bu kadar aramıyor yani. Ben sizi çok arıyorum. Neden açmıyorsunuz telefonunuzu merak ediyorum. Bu arada benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesi bir de gidip üstüne Angus'u öldürmeleri. Hani yapabileceği pek bir şey yok çünkü onlara. Şu polis arabaları niye burada bekliyor ya? Abi sizin polis arabanıza çok binesim geldi benim. Görmemezlikten gelme imkanınız yüzde kaç? Görecek. Gördü. Aa bir şey olmadı. Belki lazım olur falan diye bir bineyim dedim de. Hadi bakalım.
Geldim. Çünkü benim bildiğim orada polisler olmuyor. Belki görevle bir bağlantısı olur. Script olarak yerleştirmiş olabilirler diye düşündüm. You're getting out of here? Oh, haven't you enjoyed your time in the state's care? What a fucking pleasure. Terry, man, we gotta pay our friend Billy a visit. He's been talking. Bring Clay and bring all the fucking firepower you got. Meet me at the Alderney State Correctional. I'm waiting. Burası aynı zamanda da Garen'in de olduğu hapishane galiba. Terry ile konuşayım bedava silahlar için. Evet. Bana destek olacaklar geldi. Uf. Hangisini? Ben şu roket atarı istiyorum ya. Bu arada kaç tane silah alma hakkım var? Uuu. Aldım. Sen bayağı zengin çıktın. Şu bomba atıyordu galiba. Hangi silah roket atarın yerine mi geçiyor ya? Roket atar mı bu mu? Hangisini alsam? Tamamdır. Bayağı bir soygunculuk yaptım. Şu an bizimkilerle beraber hapishane kapılarını havaya uçur diyor. Şuradan. Peki roket atar olsaydı roket atarla açıyorum diyecek miydin? Önüme geçmeyin lütfen, rica ediyorum. Önüme geçme dedikçe önüme geçiyorsun. Kendi ölüm fermanını imzalıyorsun, haberin olsun. Hops. Göster kendini. Göster kendini. Ha, siz öldürmediniz mi? Alırsanız zarım oradakileri. Alamamışlar. Buradaki kaldı bir tek. Okey. Aldım. Acaba geriyi de burada easter egg olarak görebilecek miyiz? Merak ediyorum. Aha. Geldiler yine. Aa, ölmemiş bu. Onu sıksanız alan madem ölmüş adam. Sniper mı varmış? İleride sniper mı varmış? Dur bekle. Bekle. Burada silah geçeceğim, bekle. Lan bu sabit kalıyor. Önüme ne geçersin be adam? Burada bir yerde olması lazım. Gözükmüyor ya. Vallahi billahi gözükmüyor, neyse. Ben bizimkilere yardım edeyim bunlar gebermeden. Şaka, sen tepede... Ha, dur, o oradaymış. Öldü. Gelin. Şöyle alalım sizlere de. Önüme pek geçmeden oynarsan çok sevineceğim ama gerçekten ya. Etten kalkan olmaya çalışıyorsan da olma. Abi cover me derken bu manada cover me dememiştim ben. Bak, bak kasıtlı olarak geçiyorlar, önüme bak. Hadi bakalım. Hepsi fırsattan istifade kaçıyor. Geldik bakalım. Billy'nin olduğu yere doğru. Helikopterle kaçırıyor olmayın bak. Lütfen, ben tekrardan bir helikopter görevine de girmek istemiyorum. Yok. Daha güvenlikli ekipler geldi. Şöyle headshot headshot. Alalım bunları. Çünkü birisi var tepede.
Şimdi tepedekiler. Okay. Birisi daha var lan yukarıda. Sen nerede geldin? Ben seni öldüm diye bıraktım. Hocam niye bu kadar çok fazla geliyorsunuz ya siz? Şuradan şunu ben bir alayım. Uf. Sürekli açı değişmesi çok kötü bir şey. Hiç sevmiyorum bunları. Şimdi şu taraftan gireceğim galiba. Ha, doğru. İyi ki hatırlattın. Teşekkür ederim. Well, here you are, you fork-tongued bastard. I've been looking for you. Bir şey demeyecek misin? Seni ben buralara mı getirdim diyor. Mi diyor. Bir şey diyeceğim başka? Onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Klebis bilmem nesi falan dedi ama. Başka? Judas. Peki canım benim. Tam şuradan vurur musun? I'm doing it! What? You waiting for a speech or something? Come on! Var ya gerçekten yapmak istemedi bunu. Tamam. Tamam dönüyorum. O hala ölmemiş mi ya? Sıkın lan. Tamam. Ya da öldüydü. Bunlar yenileri. Hani çıkışta şey olsunlar diye. Ups. Belki Gary'yi falan görürüm diye bir yandan da bakıyorum ama. Ha, ben mi liderlik ediyorum? Pekala. Gelin gidelim. Sanırım bizden bayağı adam öldü. Bir 5-6 kişi gelmişlerdi. Treacherous fucking bastard. He went insane. Gerçekten kafayı yedi. Bu arada ben bayağı geç bir vakitte çekiyorum. Şu an saat kaç? Şu an saat 1. Yarın cumartesi anca video çekmek için vakit buldum. Yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Yarın yine mesaim var. Hani 16.00'da yani akşama doğru 4'te ben eve döneceğim. Jim gerçekten iyi birisiydi ya. En yakın dostu ölmüş olabilir Johnny'nin gördüğüm kadarıyla. Bilemiyorum. Ya oğlum tam oraya girerken konuşma yapmasana be. Kaçırdım. Burayı da talan etmişler abi. Kulübümüze de saldırmışlar. Ray İbnesi. Johnny. Hey. Hey. We had fun here. Yeah, we did. But it's over. Yeah, it is. How the fuck did that happen? You know how it happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. You know. Well, that combination of greed and fucked up stupidity, that works well. In the government, not so good if you're a fucking crook. Huh. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah, do what you gotta do. Come on, man, let's get out of here. Yok. Aa bidon getirmiş, ciddi ciddi yakacak. Aklımdan geçti, dışıma vurmamıştım ama.
mi bu kadar mıydı? Bitmiş. Şimdi kredisi sahneler var demiştiniz. Buraya da geçmeyeceğim. Buraları da izleyeceğim. Arkada müzik var mıydı ya? Ben telif yememek için müzikleri kısmıştım. Açmayı unuttum. Belki telifli müzikler çalar diye. Roman'ın evi? Patlayan? Aynen, Roman. Roman'ın o kaldıkları bina. Nico ile ilk geldiklerinde. Ben daha farklı şeyler olur diyordum ya. Rey ne bileyim gelir bunu öldürür falan diye düşünüyordum. Gene daha olumlu bitti sonu. Şu bizim arabamız mı ya? Roman'ın aracı değil mi o? Nico ve Roman'la onunla yani şu an ikisi geziyorlar. Bu da sanırım Roman'ın taksi yeriydi. Oyunun ilk başladığımızda hani ben burayı masa altında yatarak bir şekilde elde ettim diye söylediği hani bir şekilde bir yerlere geldim dediği yer. İşte Dimitri burada geliyor. Bunların burayı puf yapıyor. Sanırım şu arabayı süren de Roman'la Nico. Biz şu an onları mı izliyoruz? İlk başta bir düşündüm de şöyle baktım tiplerini benzetemedim. İki tane random insanı koymuşlar galiba arabaya. Roman'ın çığlığı mıydı o? Heh, bir sahne daha geldi. Aa bak, bu benim ilk seçimli görevimdi ve ben adamı seçim kısmına gelmeden önce öldürmüştüm. Bu adamı öldürmeyince ne olacağını bilmiyorum. Bak tam buraya çıkıp o adama sıkıp öldürmüştüm. Nico takip ediyor. Çığlığa bak ya. Teker teker Nico'yla yaptığımız görevleri gösterecek galiba. Ben buralara hiç gelemedim. Ha bak şurada. Demek ki seçimi orada yapıyorduk. Adam oradan aşağı sallanırken. Muhtemelen seçimde şey diyecekti. İşte adamı kurtar ya da ayağına bas aşağı düşsün ölsün gibi bir şey olacaktı. Böyle ayrıntılar çok güzel biliyor musunuz? İyi ki izle demişsiniz. Ben geçebilirdim yani buraları. Aa Roman. Roman'ın şey yapıyoruz. Kurtarıyoruz bu şeylerin elinden. Tefecilerin elinden miydi? Borç aldığı adamların elinden. Yakın dövüş şeyini görevini gösteriyordu burada. Sonra ben bir tane adamın peşine gitmiştim. Sanırım bunları öldürdükten sonra görev devam mı ediyordu? Yoksa başka bir görevle mi gidiyorduk? Hatırlamıyorum. Elinde bıçak vardı. Aha dedim. Benim canım az kaldı. Bu adam beni öldürür. Ama öldüremedi. Böyle Nico'yla doğru hamleyi yaparsan tam böyle aparkat mıydı? Hani böyle çenenin altına vurup tek atabiliyormuş. Ben de o sırada çenenin altına vurup galiba tek atmıştım. Orada bayağı bir ballı bir şekilde öldürmüştüm o adamı. Muhtemelen orada yakın dövüşte bence kaybederdim. Ben bu oyunun yakın dövüşlerini beceremedim. Bu ne? Bu şey. Şu Barbie Ken görevi benzetmesini yaptığım görev. Aynen bunlar onlar. Polislerden kaçıyorduk. Elizabeth'in son görevi olması lazım. Sonra da bizi bir daha arama dedi. Çok hoş yapmışlar ya. Hangi görev? Aa taksi birden yok oldu lan. Oradan geçen herhangi bir araç şu anda yok oluyor. Bu görevi pek hatırladığım söylenemez. Sadece gezdiriyor da olabilir. Bilmiyorum. Buraya mı geliyorlar yoksa? Aa Nico Vlad'ı infaz ettiği zaman. Aa biz de oradan mı geçmişiz? Vlad o köşede ölürken Johnny de orada arkadan motorla sürüp gitmiş öyle mi?
Bunca zaman şehirde hepsi kıç kıçaymış. Bu arada bir şey fark ettim de, Johnny kendi çetesinde aklı başında olan, mantıklı kararlar veren kişilerden bir tanesiydi. Hatta bence ilki o olabilir, en iyisi. Bu da elmas görevi, anlaşma görevinde. Rey'in adamları bizden parayı almaya çalışıyordu herhalde burada. Hani şey diyecektim, lafın özü, Johnny ve Nico belki daha yakın olabilselerdi, arkadaş olarak tanışabilselerdi, bence güzel arkadaş olurlardı diye düşünüyorum. Çünkü ikisinin de birbirine zararı yok yani, hani durduk yere kimse kimseye sataşmak, savaş açmak istemiyor. Buradan da Nico'nun çıkışına mı geldik acaba? Nico'yla nereden kaçtığımı hatırlamıyorum. Johnny oradan kaçarken Nico'nun kaçtığı kısmı mı gösterecek bana şimdi? Aha, Nico. Nico mu o? Uzaktan geliyor. Evet, Nico. Adama bak be. Millet sıkıyor, yürüyerek önlerinden arabaya binerek gidiyor. Bunlar dümdüz zaten hala geldiği yere sıkıyor. Kusura bakmayın, hasta olacağım galiba ya. Şu aralar çok öksürüyorum, boğazım ağrıyor. Bir dakika, bir dakika. Aa, bu da şey. Bu Dominic'li adam. O da oradaymış. Heh. Bu da sanırım Brian'la çatışma görevi mi? Yok, hayır lan. Yok yok. Angel of Death kapışma görevi herhalde. Motor sürerken. Bu mu? Aha, fail olmak istemiyorum, bir dakika. Yüzlemek istiyordum, 100 puan almak istiyordum bu kredi sahnelerinden. Muhtemelen Angel of Death'tir diye düşünüyorum. Ulan bu şehir ne çekti be bunlardan? Bir Nico'dan, bir Johnny'den. Bir de anladığım kadarıyla da sinematik, daha az önce gördüm, hareket yakalama diyor. Sanırım motion capture'dan bahsediyordu. Motion capture'la yapmışlar herhalde karakter animasyonlarını. Araştırmadım. Yani bilmiyorum. Bundan sonra bir baksam mı diyeceğim de, neyse. DLC'leri bitirdikten sonra bakarım iyice. Yanlışlıkla spoiler yemeyeyim. Abi kredisi böyle şeyler eklemesi çok güzel ya Rockstar'ın. Adamlar hani gerçekten özene bözene yapıyor oyunlarını. Hani şuraya şunu koymak bile emektir, bir uğraştır. Yani şunu yapmak bile gerçekten zor bir şey. Adamlar buraya da ben ayrıntı ekleyeceğim diyor yani. Buraya da bunu koyacağım diyor. Bu da banka soygunu galiba. Nicolas'ın banka soygunu. Evet, bizim üçlü. Burada da bu şey vardı gene, Dominic'li vardı. Bakalım onun gözünden bu banka baskınını nasıl göreceğiz? Bitti mi, bu kadar mı? Evet, Tlad'ı da bitti yani. The Lost Emblem. Tlad ne ya? The Lost Emblem'de de bitir achievement'ını aldım. En son ne demiştiniz? Biraz tapsı ara demiştiniz galiba. Arayalım bakalım bundan sonra ne diyeceksin? Hey gülüm. Johnny? Merhaba. I see your problems have been resolved. Is it back to normal at the Lost Motorcycle Club? No, it ain't, Stubbs. You see, we got a set of codes that mean you can't keep on like nothing's happened after brothers turn on brothers and your world turns to shit. My, my. A man of principle. Impressive, Clevitz. You must find Liberty City an awful place to live. Such a shame your values are more suited to medieval times. Yeah, well, I'd prefer to stand up for something than to chop and change and stab a friend in the back to get ahead. That's why I didn't become a politician. So long, sport. Peki. Ashley ya da Sam peki? Ya da Angus? Didn't think I'd hear from you again. I didn't think I'd call you. You hear about Billy? Yeah, I heard. Look, Johnny. Look, have you got any money? I need 40 bucks. I need it real bad, baby. Not this time. You can kill yourself on your own.
Goodbye, Ash. Bu yüzden isteyecek dedim. Gerçekten o yüzden istedim. Ya uff. Ashley. Yani gerçekten şu durumda bile... Ne, bağımlısı diye bir şey de demek istemiyorum Angus, ama... Angus, man. Chapter president. I'm president of a burnout house and some broken-ass brothers. It's dead, man. It's over. What are you gonna do? I don't know. I'll probably keep sending money to Jim's old lady and her kid. I owe him that. We all do. Beyond that, I'll probably try to cut my ties. What about Ashley? Ashley? The ice got her good. I finally cut her loose in my head, man. I don't know what's left for her other than that need to fuck up everything around her. You've been a good friend, Angus. You're a good man, Johnny. Things should have worked out better for you. Well, things should be better for a whole heap of people. It don't work out that way, do it. Adios, amigo. This is Terry. Leave a message. O da açmadı. Diğerleri telefonunu açmadı. O zaman efendim ben şuradan hemen quick bir save alayım. Bir de ben şuradan bir gakgak sesi duydum. Oraya da uğrayacağım. Ya da dur ilk gakgağa uğrayayım ondan sonra. Oraya gideyim ki hem de kaydetmiş olayım. Tekrar kaydetmekle uğraşmıyorum. Gakla bakayım. Ha gördüm seni. Küçük bokla. Şuraya da şöyle bir gelip bakayım dedim ama. Aa beni tanıdı. Ben buraya da bir girmek istedim ama kapılar açılmıyor. Belli ki içeriye giremiyoruz. Bir süredir de etrafta dolaşıyorum acaba hani telefon araması falan gelecek mi diye. Gelmiyor. Tekrar tekrar aradım gene açmıyorlar. Hani save aldım ona rağmen aradım gene açmıyorlar. Hani bekliyorum hala aramıyorlar. Sanırım arayanım olmayacak bu saatten sonra. Şöyle çok istedim Johnny'yi bir yere oturtup ondan sonra bir çıkış konuşması yapmayı ama olmadı. Önceden yaptığım böyle oyunlarda roleplay'ler olurdu. İşte oturuyormuş gibi yapardım ama sadece hani karakterin oturma animasyonuna basardım. Normalde buraya hani banka falan oturamazdım. Burada öyle yapacağım. Kapanış konuşmasını da bu şekilde yapacağım. Çok teşekkür ederim buraya kadar benimle beraber izlediğiniz için. Gene güzel bir oyunun daha sonuna geldik. The Lost and Damned'de çok güzel bir oyundu. Gerçekten çok beğendim. Kredi sayrıntısı özellikle çok hoşuma gitti. Bu final bölümünden sonra da The Ballad of Gay Tony'nin ek paketine geçeceğiz. O bittikten sonra da artık GTA 5'e geçiş yapacağız efendim. Artık onu bitirene kadar da 6 çıkar. Tabii 6 bilgisayara direkt çıkmayacakmış. İlk PS'ye falan çıkacakmış. Nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Çok güzel bir oyundu dediğim gibi. Çok çok teşekkür ederim benimle buraya kadar izlediğiniz için. O güzel güzel yazdığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Eğer kaçırdığım yer varsa, bir şeyleri yanlış yapmışsam, ne bileyim hani search'le isyan ettiysem falan kusura bakmayın efendim. Bazen oyunun gazına gelip ağzıma gelen her şeyi söylüyorum ben çünkü. Bu arada efendim biliyorsunuz bu oyunları bir de %100'lüyoruz biz. Tabi canlı yayınlarda yaparız ama benim işte mesailerim var şu aralar. Canlı yayın açamıyorum. Bir türlü toparlayamadım kendimi. Yani sürekli mesai gerçekten vakit bulamıyorum. Bilmeyen varsa şunu da söyleyeyim. Ben işte saat her gün 7 gibi eve geri geliyorum. Sabah kalkıyorum. Akşam 7'de eve geliyorum. Ye, iç, toparlan, et yap falan derken bana pek vakit kalmıyor video çekmek ya da editlemek için. Olduğu kadarıyla video çekiyor, editliyorum. Mümkün olduğu kadar da serileri hızlı bir şekilde yüklemeye çalışıyorum efendim. Bunu da dediğim gibi yarına yetiştirmeye çalışacağım. Mesaim var bakalım şu an saat kaç? Şu an saat 1.30 olmuş. Bakalım ne kadar yetiştirebileceğim ama. Bu uğraşın içinde de bana bir like atarsanız çok sevinirim. Gerçekten beni çok mutlu ederseniz, yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Benim gerçekten çok mutlu oluyorum çünkü. Özellikle de yorumlarınız her zaman dediğim gibi beni daha çok mutlu ediyor. Özellikle de böyle videoyu izlediğinizi anladığım yorumlarınız beni daha çok mutlu ediyor. Neyse daha fazla duygusal konuşma yapmayacağım. Çünkü daha önümüzde The Ballad of Gay Tony ek paketi var. Ondan sonra GTA 5'e geçeceğiz zaten. Bu veda değil. Sadece bu oyunda bitirmiş olduk. Ek paketi de bitirmiş olduk efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tüm minnoşları ve deniz minnoşları lütfu, karamela ve afilli katır tekmüğü, kalpli donlu minnoşlardan Barış Celil Narin ve çikito minnoşlardan Mr. Secret Box'a çok teşekkür ederim. (Gülüyor)